Zanka TV'den herkese merhabalar. Ben Merve Bayraktar. Gündeme dair programıyla karşınızdayız. Bugün Türkiye'nin gündeminde depremler var. Ege beşik gibi sallanıyor. İlk olarak 4.8 büyüklüğünde İzmir'de bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından da Denizli'de 4.1 ve 6 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Bu depremlerle ilgili daha büyük depremler olacak mı ve büyük İstanbul depremini tetikleyecek mi sorularını deprem uzmanı Profesör Doktor Şener Üşümezsoy'la yanıtlayacağız şimdi. Evet, konuyla ilgili olarak telefon attığımızda deprem uzmanı Profesör Doktor Şener Üşümezsoy var. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Üşümezsoy. Hoş bulduk. Öncelikle size bölgedeki fay hatlarını göz önünde bulundurursak bu depremler bekleniyor muydu diye sormak istiyorum hocam. Şimdi orası Acıbayan depremi oldu hatırlarsın birkaç ay evvel. Evet. O Acıbayan depreminin hemen biraz doğu kenarında o Acıbayan Vadisi'ne paralel giden ikinci bir hat var. Bu hatta Pamukkale ve onun güneyine doğru giden, batıya doğru, güneybatıya doğru giden ikinci hat. Burası neden böyle çok tarihsel depremleri ve depremler oluyor sorunuzu cevaplarsak, evet. Orayı bir pivot noktası diye düşünün. Oradan sonra o hat boyunca kuzeye doğru Sarıyurt, Alaşehir ve oradan İzmir'e doğru giden bir gidiş var. Burası bildiğiniz Gediz Vadisi. Bu vadinin oluşumu Ege güney batıya doğru saatin tersi yönde bir dönüş yapıyor. Evet. Aynı şekilde bunun sonucu Aydın, Nazilli'deki vadiler açılıyor. Yani Anadolu'yu kuzeyli gibi blok ile güneyli gibi blok gibi alırsak, evet, burası tam onun başlangıç noktası Acıbayan'dan. Saatin tersi yönünde Anadolu güneye doğru dönüyor. Ve bunun sonucu buradaki vadiler oluşuyor. İsterseniz diğer bir ucunda mesela aynı günde ya benzer bir şekilde Kuşadası'nın körfezinde eskiden Doğanbeyli veya diğer taraftan da Seferihisar fayları dediğiniz zaman kuzey-güney girişli faylarda da hareket oldu. Bunun manası Ege Denizi'ne doğru Anadolu saatin tersi yönünde dönerken başlangıç noktası Acıbayan ve bu tarihsel depremler olduğu, sürekli yıkılmalar olduğu Denizli'deki Pamukkale. Yani bunlar bir sistem oluşturuyor ve bu sistemin en batı ucu Foça ve Midil'deki depremi oluşturuyor. Diğer taraftan bunların benzer bir Akhisar ve Akhisar'ın yanında da hemen güneye doğru gidersek Manisa'daki fayların oluştuğu kesim. Bunlar Ege sistemindeki Ege'nin güney kesiminin saatin tersi yerinde dönmesi oluşmuş depremsel bir kesim. Bodrum depremi de bu sistemin içinde. Bu anla tabii ki beklenen depremlerde, hatta İstanbul'dan daha çok beklenen depremler. Herkes bana sorduğu zaman İstanbul'dan gidelim Ege'ye dediği zaman Ege daha risklidir. Çünkü Ege'de aktif durum var ama İstanbul'da 1999 depreminden önce İstanbul'daki depremler olmuş. Yani büyük beklediğimiz deprem 99 depremiydi. Onlar evvel 1894'te Körfez'deki faydan sonra beraber 1894'te Sınarçukuru'daki fay kırılmış. Yani Yalova Sınarcık hattı boyunca. Evet. 1912'de Tekirdağ ve Silivri fayı kırılmış. O da Tekirdağ Silivri fayı Silivri çukurunda da yer alıyor. 2014'te de Saroz'a doğru giden fay kırılmıştı. Bu hat içinde kırılmayan Kumburgaz fayı vardı. Ama son dönemlerde mesela Almanların yaptığı, geçen sene Fransa yaptığı çalışmalar Avcılar'dan başlayıp Çekmece'de avcılardan arabayla sürerse dahil olan yapıda oluyoruz. Haramdere iniyoruz. Haramdere'den Beylikdüzü'ne doğrudan Büyükçekmece'ye iniyoruz. Burada bir sırt var. Yani adalara benzeyen bir sırt. O sırtın deniz içindeki devamında Orta Marmara sırtı diyoruz. Tam onun önünde normal bir fay var. Adaların önünden geçen fay gibi. Bu fay aslında Kuzey Anadolu fay değil. Ama bütün yorumlarda o fayı Kuzey Anadolu fayı diye yorumlayarak Kuzey Anadolu fayını bu bölgede oluşturacağını düşünüyorlar.
Oysa ki o fay bir şey bir fay. Ve o fayda bir aktivite yok. O fayın avcılar açıklarındaki kesimde deniz tabanına yerleştirilmiş istasyonlarla fayda hareket yok. O halde büyük deprem olacak. Çünkü 1766'da bu fay kırılmış. Ondan beri yılda 2 santimden işte 4 metrelik atımlı deprem olur, 7'lik deprem olur söylemeye geliyorum. Burada 2 tane hatalı varsayım var. Biri o fay yanaltım bir fay değil, Kuzey Anadolu fay değil, adalar fayı da olmak üzere. Ve bunun devamı Çekmece ve Büyükçekmece arasındaki kesimde bir şey bir fay. İkincisi de bu fayın 1766'da kırıldığı varsayılıyor. Oysa 1766 Mayıs'ta kırılan fay Yalova Çınarlı'dan güneye Mudanya'ya doğru giden bir fay hattı. Diğer taraftan bu fay hattını düşünürsek Bandırma'dan Sarıyurt, Sarıyurt'tan ise Kar Dağları'na doğru giden Dayıbacı'ya doğru giden fay hattı var. Orası Kuzey Anadolu fayının yolunu oluşturuyor. Bizim genel hatamız 17 Ağustos'tan sonra Adalar fayı kırılacak, Adalar batacak gibi. Oysa ki Adalar fayı bu Kuzey Anadolu fayının devamı olan bir fay değil. Ama bütün yorumlar ona geliyordu. Fakat daha sonra işte bu şey bir fay olduğu için dikkat ederseniz bütün yorumlar 99 depreminden sonra adalardan geçip boydan boya kırılacak iken daha sonra ise yalnızca Yeşilköy'den başlayıp Gazikköy'e kadar gidecek bir deprem, 7.5'lik deprem deniyordu. Oysa ki bu Gazikköy'e kadar giden fayın Tekirdağ ve Silivri kesimdeki 60 kilometre bölümü 1912'de kırılmış. Ve son Japonlar yaptığı çalışmada bu fayda stres birikmiyor, sürekli stres akıyor. Ve burada yalnızca dişi taşıyan fay, kumurgaz fayı. Ama Japonların son yaptığı çalışmada o fayın derinliği, kitlenme derinliği çok sığ. Bunun da anlamı şu, bir fayın büyüklüğü, fayın uzunluğu kadar derinliğiyle de bağlantılıdır, kitlenme derinliği. Bu boyutuyla bu faydaki büyüklük 500 kilometrenin altındadır kitlenme alanı. Bu da 6.5'lik depremden daha azdır. Eğer 1000 kilometre yüzey kırılsaydı 7'lik deprem olur deniyordu. Bu faya 20-30 kilometrelik bu avcılar sırtındaki fayı da ekleyerek 50 kilometre bir fay yapıp 7'lik deprem olabilir deniyor. Ve işte de o avcılar kesimindeki fay üzerinde yapılan çalışmalarda hareket var mı çalışmalarında? Burada hareket olmadığı için tehlikeli diyorlar. Oysa orada bir fay yok. Bu adalara da buraya eklerseniz gene öyle bir hareket yok. Bu anlamda İstanbul'un 99 depreminden sonra söyle bir röportajım oldu. Beklediğiniz büyük deprem buydu diyor. Peki daha çok kuzeyde değil ama depremler daha çok Çınarcık hattına doğru gidiyor. Ve ondan sonra Mudanya'dan önünden belki de Bandırma'dan güneye doğru gidecek bir hat var Sarıyurt. Bu fay 1506'da falan kırılmış. Öyle bir risk olan bir bölge var. Evet. Ege Denizi'nde düşünün Bodrum'daki kırılan fay hattı vardı. Aynı benzeri bir dilde kırılmıştı. Onun devamı olarak da Acıpayam'da ve Denizli'deki bu faylar var. Bunlar bir noktadan bir şey gibi düşünün. Işınsal nokta düşünün. Bu fayların başladığı, ışın paketleri tutulduğu yer, sık sık olduğu kesim Acıpayam. Bu ışınla ışınsal bir çiçek devleti gibi tuttuğu zaman ileri doğru uzadıkça açılıyor birbirinden. Burası işte bir tarafı Foça'da, bir tarafı Bodrum'a kadar giden böyle bir saçılma veriyor. Foça'daki depremle bu deprem aynı sistemin bir parçası. Foça'daki depremle Dil'deki deprem bu sistemin bir parçası olarak yorumlayabiliriz. Birbirlerini tetikliyor yani bunlar evet. Aynı sistemde oldukları için. Birbirini tetiklemekten çok onları depreme götüren sistem Ege bölgesinin saati tersi yönünde yani karşı çöl diye 9'dan geriye doğru 8'e doğru saatin dönmesi, akrebin dönmesiyle oluşan bir hareket var ve faylar bundan oluşuyor. Ama mesela Atina'daki hareket ise, Atina'daki Ege Denizi'ne bakın, orada ise saat 4'ten 5'e doğru ve hareketli olan depremler, hatta 4'ten 6'ya doğru dönmesiyle oluşan hareketler birbirinin zıttı yönlerde. Atina depremi olduğu zaman herkes Ege'de korkuyordu. Ben Ege'deki sistem kendinden tamamen zıt bir dönmeyle bağlantılı. Yani dönme olması ilginç. Acıpayam noktası onun pivotunu oluşturuyor, merkezini oluşturuyor. Yani böyle çember çizerken hatırlayın bir yere çivi çakıp ipi aldıktan sonra döndürdüğümüz zaman ters yönde bir çember oluşturuyoruz. Bu çemberin dış hattı da esas söylediğimiz gibi bu Doğan Beyli veya şeydeki Sağcık, Seferihisar, Urla payları gibi paylar oluşuyor ama ana paylar
Bu hat boyunca çizdiğimiz akrebin, ters yönde giden akrebin doğusu boyunca normal paylar. Biri Gezi Vadisi'nde, biri ise Büyük Menderes Vadisi olan paylar oluşturuyor. Kırılan faylardan bahsettiniz, Ayvacık'tan bahsettiniz. Şubat ayındaki Ayvacık depreminden sonra sizin de bir açıklamanız olmuştu. Fay hattında yırtılmaların başladığını söylemiştiniz. Sikros fay hattı kırılırsa da çok tehlikeli olur demiştiniz. Ekmek'sinde söylemiştim. O zaman benim daha çok ağırlıklı Akhisar'daki fay ve devamı olarak bu Manisa'da birbirine göre haliyle doğru giden faylardı. Tarihsel büyük depremler olduğu yerler. Hı hı. Ama Ayvacık'tan giden Kuzey Anadolu fayının Ayvacık'a doğru gelen temiz ödü gibi bandırmadan Kaz Dağları kuzeyinden Ayvacık'a, Ayvacık'tan da Ege'den Kiros diye bir çukur var. O çukurda depremler olduğunu, tarihsel olarak o çukurda olabileceğini, o da tabii bu bizim Bilge Yarımadası'nın batı kesiminde de şeyde de işte Bozcaada ve Ayvacık Edirne çevresinde etkili olacağını söylemiştim. Evet, peki demiştiniz ki 6,5-7 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir. O Sikros fay hattındaki şu an bir kırılma söz konusu mu? Yani daha büyük bir deprem bekleyebilir miyiz? 1981'de 1.7-1.7 birlik deprem olmuş onun güneş yazısında. Bu biraz da onun kuzeyinde devam eden bir hat. Yani Sikros çukuruna paralel, yani Edirne çukurunda devam ettiği zaman hemen güneybatıya doğru, Halkidikli'ye doğru giden bir çukur var. Kuzeydeki çukur demiyorum. Bu Kuzey Anadolu fayının Saroz'dan giden çukur değil. İkinci çukur orası bir fay hattı. Orada önemli aktivite oluyor ve o anlamda orası için dedim 6,5-7 deprem olur. Bu da Bilge Yarımadası'nı etkiler demiştim. Bundan sonraki süreçte peki daha büyük depremler evet, bekle. Yani burada oradan benim işaret ettiğim Kuzey Ege'ye dikkat edelim, Ege'ye dikkat edelim. Burası Ege aktif demişim. Yani geçmişken Marmara değil güneye bakalım. Hatta oradan çok miktarda Foça'dan, Bodrum'dan ve bu hatlardan Denizli'den, Sarp'tan yayınlar yapmıştım. O yer. Peki bu şeyde Acı Payı'ndaki fayı Beta Payı yoktu. Benim haritamda vardı. Ve orası gerçekten bir pivot noktası fayların başladığı yer. Ama fayların işte bir saçılma gibi, ışık gibi 3 tane fay attı. Oradan çıkarak 3 hat boyunca ilerliyor batıya doğru. Ve o fayların saatin tersi yönde güney batı Ege'nin dönmesi oluyor. Peki bugün 3 tane depremle karşılaştık. İzmir'de, Denizli'de 2 tane oldu. Sonuncusu 6 büyüklüğündeydi. Bundan sonraki önümüzdeki günler içerisinde daha başka depremler de bekleyebilir miyiz? 6 deprem 100 kilometrelik bir yüzey yırtması. 6,5'lik deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir yüzey yırtması. Oralarda potansiyel olarak 6,5'lik depremlere 6 ile 6,5 arası depremler hep oluyor o bölgelerde. Evet. Mesela daha evvelde işte Sarıyurt veya Alaşehir'de olan bir deprem var 64'te. Bunun dışında Aydın'da ve tarihsel olarak da Aydın yani Büyük Menderes Vadisi'nde bu tip depremler söz konusu olabiliyor. Orada potansiyel bir bölge olarak bahsediyorum. Bütün bu kuşağı bahsediyorum. Lokal olarak değil. Yani bundan sonraki süreçte de yine olabilir böyle depremler. Tabii o bölgede olabilir. Peki hep konuşuyoruz, siz de demin tarihsel süreçten de bahsettiğiniz Büyük İstanbul depremini bekliyoruz. Ne zaman olacağına dair çeşitli söylemler ortaya atılıyor. Bu fay hatlarının bağlantısından... Uzun uzun anlattım. İstanbul depremini uzun uzun anlattım. Orada tekrar anlatayım. İyi bir tekrar verdiniz. 1894'te Çınar Çukuru'ndaki olan fay bir daha kırılmaz. 200 yıl sonra. Yani 1912'de kırılan fay bir daha yakın zamanda kırılmaz. Herkes onları yükseyerek 99'dan sonra Marmara boydan boya kırılacak diye spekülasyon yapıyorlardı. Ben de bu spekülasyona saçım başımı yoluyordum. Oysa dediğim gibi adalar yani Tuzla'dan yaklaşık büyük ekleyecek kadar giden fay attı. Bir şey bir fay ve orada bir ses yok. Ama Kuzey Anadolu fayını oradan geçirince bütün depremleri İstanbul'a doğru yaklaştırılıyordu. Son yapılan çalışmalarda kendi söylediğim gibi Avcılar'dan yukarı çıkıyoruz. Çekmece'den yukarı çıktığınız zaman Küçekmece'den Avcılar'a oradan aşağı iniyorsunuz Herandere'ye. Oradan tekrar yukarı çıkıyor Beylikdüzü'ne. Bunun gibi bir sırt var Marmara Denizi içinde. O sırtın ada gibi bir ada gibi düşünün. Adalar nasıl önünde bir fay varsa bu sırt önünde bir fay var. O fay adalar fayının devamı ve bir şey bir fay. Fakat o fayı
Yanıltımlı Kuzeyanadolu payı gibi yorumlama yapınca hatasına orada önemli bir hesap hatası oluyor. Marmara Denizi'nde kırılmayan yegane fay olarak biri Kumburgaz fayı. Bunu da ilave edersek 15-20 kilometrelik bir kesim, hatta 20. O zaman 50-60 kilometrelik bir fay yapıyor, 700 deprem olur deniyor. Oysa ki o fayda böyle bir aktivite yok. Ve buradaki yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Yani o fayda da hiç hareket olmadığı için diyorlar ki eyvah burada 1766'da bu fay kırılmıştı, yanlış. İkinci Kuzeyanadolu fayı burası diye yanlış. O halde burada fay olmadığı halde orada hareket olmadığı için burada büyük deprem olabilir sesi geliyor. Oysa ki fay olmayan yerlerin iki yanında hareket olmaz. Ama diğer tarafta Kumburgaz fayı 6,5'lik bir deprem yapabilir. Ama o bölge heyranlı olduğu için o önemli bir etki yapar. Ve bütün İstanbul'un yerleşimlerde o bölgeye doğru gittiği için oraya dikkat edilmeli diyorum. En tehlikeli yer bölge olarak orayı seçebiliriz o zaman. Ben tehlikeli demiyorum. Tekrar söylüyorum. Tehlikeli lafı yok. Tam tersi bana göre o fay etkin değil. Etkin. Ama eğer böyle bir fay derseniz 7'lik bir deprem, yani herkesin söylediği gibi Yeşilköy'den başlayıp Çekmece, Silivri'ye kadar giden fay, onun kuzeyinde yerleşimler yapılıyor. Ben de onun, tekrar söylüyorum, Avcılar'la Büyükçekmece'de Küçükçekmece arasında böyle bir fay yok. Yok. Ama o fayı koyarak büyütüyorlar. Ama Kumburgaz çukurundaki fay da 6,5'tan daha küçük bir deprem yapar. Çünkü derinliği 10 kilometre altında, uzunluğu da 40 kilometre kadar, 500 kilometre yüzey yırtılırsa altında olur. Ama bunun altındadır. Ama onun altında olsa da orada heyranlar olduğu için o bölgede şey işli olur diyorum. Çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Ederim. Doğru bir bildiğimiz yanlışları söylediğiniz için. Evet, Ege'deki büyük depremlerin ardından deprem uzmanı Profesör Doktor Şener Üşümezsoy bize doğru bildiğimiz yanlışları anlattı ve gündeme dair programının da burada sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.